4-11 Mayıs. Kimseye söz vermeyin, her şeyi iptal edin. Çünkü benimle Bali'ye geliyorsunuz. 7 gece 8 gün boyunca beraberiz. Neler yapacağız? Önce ilk 2 gün Seminyak'tayız. Beach Club'lara gideceğiz. Burada tapınakları ziyaret edeceğiz. Daha sonrasında Bakir Adaları gideceğiz. Nusa Penida ve Lembongan Adaları'na arkadaşlar. Orada şnorkel yapacağız. Vatoz balıklarıyla yüzeceğiz. Turkuazlara kendimizi atacağız. Deli gibi fotoğraflar, videolar çekeceğiz. Yanımda Metin var çünkü drone'uyla şov yapıyor, sizlere göreceksiniz. Daha sonrasında nereye gidiyoruz? Ubud'a. Buranın en fazla doğasının güzel olduğu yer. Bir ay boyunca da orada yaşadım. İnanılmaz bir şelale bizi bekliyor. Leke Leke Şelalesi. Maymunlarla beraber zaman geçireceğiz. Beach Club'ına gideceğiz. Pirinç tarlalarını ziyaret edeceğiz. O salıncak var ya, kadınlar çok seviyor. Onları ziyaret edeceğiz. Daha nicesi, ATV'si, raftingi. Bitmeyecek ya. 7 gün boyunca diyeceksin ki ya keşke hiç bitmeseydi. O yüzden ne yapıyorsun? Aşağıdaki detayları güzelce okuyorsun. Onak Travel aracılığıyla TÜRSAP numaramızı da aşağıya bırakıyorum. Profilimdeki formu detaylıca okuyup sadece 20 kişinin katılabileceği bir tur düzenliyoruz. Bilginize, elinizi hızlı tutun. Çünkü Tayland turu 4 günde doldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bali'den sevgiler. Metin kardeşim, ne yapıyorsun? Uyandık. Bugün şelaleye gitme planımız vardı. Yani şöyle gökyüzünü biraz göstereyim. Tam da videoya başladığımızda hafiften yağmur başladı. Yağmur başladı. Bana göre yağmur duracak, güneş açacak değil mi? Tabii bak. Şuraya bir bak, göster. Geldi. Hemen meteoroloji olayını yapalım. Meteoroloji. Bak şuradaki açıklığı görüyor musun? Bu ne demek biliyor musun? İlerleyen dakikalarda harika bir hava sizi bekliyor. Eğer ben yanılırsam videonun devamında göstereceğim. Ama ben biliyorsam da bu işi az çok böyle iklimlere hakim olduğumdan dolayı bu hava açar. Açmadı. Ben de diyorum ki abi yola çıkacağız. Şarıl şarıl yağmur yağacak. Sırılsıklam olacağız. Ama ben varım. Abi ıslanmaya geldik. Islanalım. Yani. Eğlenelim. Yaşanalım. Bugün misafirimiz kim? Bugün misafirimiz Hanna. Hanna bize eşlik İlk edecek. İlk videoda hatırlar arkadaşlar, Grand Mercury'de beraberdik, modelimiz olmuştu. Bir arkadaş olduk kendisiyle. Hem Metin hem beni çok sevdi. Beraber ona içerik de ürettik. Bugün de gelecek, bizimle burada zaman geçirecek. Şelalelere gideceğiz. Akşama kadar burada zaman geçiririz Ubud'da. Belki kalır belki gider, tamamen kendine bağlı aslında. Biz Metin'le devam zaten yola. Bugün şelaleler üzerinden işte biraz da hayatı gösteririz sizlere. Şelalede drone show yapacaksın herhalde. Abi işte geçeceğiz bir yerlerden birazcık daha... Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi şey, ormandayız kardeşim. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Abi burada her şey var. Bali'de her şeye hazırlıklı olun. Gekkosundan Süleymancık, yani Gekkosu onun. Gekkosundan işte sineğine, her şeyine hazır olun. Doğanın içindesiniz çünkü. Ama değiyor buna ya. Çok keyifli bir yer değil mi? Ben zarar gördüğümüzü düşünmüyorum. Sivrisinekler sıkıntı. Onun dışında herhangi bir zarar, yani yılan da olsa bizi görünce bizden uzaklaşıyor. Gekkolar zaten kaçacak yer arıyorlar. Kaçıyor. Onlar sinekleri de yiyor ama iyi evet, oluyor. O yüzden buraya alışmak çok zor değil. Eğer böyle çok pimpirikli biri değilseniz, ben öyle değilim. Ben sorun yaşamadan yaşarım. Hani... Eğer sinekler uyumama izin verirse sorun yok benim için. Sinek en büyük düşman sinek evet. Ya. Yoksa... Sıkıntı yok dediğin gibi. Lan hazırlanalım. Hazırlanalım kardeşim. Abi. Hazırlanalım. Çıkalım yola. Bak geliyor. Kurban oldum ya Rabbim, bize güneşi ben, gösterecek. Abi geliyor şansında abi. Görünmüyor. Yani ben görüyorum ama ha, göründü. Hah ışık tamam. Bak gelecek oradan, güzel hava dalgaları gelecek. Tamam sana yani görünüyoruz. Bir yarım saat, bir saat sonra bu hava temiz. İnşallah biz giderken çok yanmaz. Gerisi önemli değil. Sana güveniyorum. Yani evet, yağmur şu anda çiliyor ve biz yola çıkıyoruz. Doğru mu? Doğru abi. Belki yolda ıslatabilir ama yarım saat, bir saat sonra temiz bu hava. O zaman sonra görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi ya. Gidelim. 3'te o bizi bekliyor çünkü. Abi ben sana ne dedim? Güneş açacak. Şaşkınım. 5 dakika geçti geçmedi. Hazırladık, dışarı çıktık, güneş var. Ama hala kara bulutlar üstümüzde. Gideceğimiz yolda yağmura yakalanabiliriz. Heyecanlı bir yol bizi o bekliyor. Var. O olabilir. O, ona bir şey diyemem. O kadar da değilim zaten de. Şimdi Cantalampo şelalelerine gidiyoruz. Buranın en ünlü şelalelerinden biri. Yaklaşık 33 dakikalık yol var. 13 kilometreyi 33 dakikayla motorla gidiyoruz bir de, öyle düşünün. Çok fazla yol yok arkadaşlar burada. Hanat da orada varacak birazdan. O da bizim saatlerde. O zaman gidelim kardeşim. Hadi maceraya başlayalım. Evimizden çıkış yeri böyle bir yer. Ağzımda da falım sakız var. Ben böyle bir sakız görmedim ya. Dünyanın en iyi sakızı. Haytas Ağzın, Haytan'ın takipçileri getirmiş böyle. Çok iyi ya. Balım sakız diyorum size. Şimdi Metin'in kıyafetlerini şeye vereceğiz. Yıkamacıya vereceğiz arkadaşlar. Metin geçen kaç para verdi? Abi geçen 20 bin rupi verdim. 1,5 kilogram çamaşıra. 40 lira falan yapıyor. Biz bir gün için de almayı tercih ettik. O yüzden istesek 10 bin, kilosu 10 bine de buluruz. Yani kilosu 20 liraya bulunabilecek bir avantaj. Var.
Var, öyle yerler var. Çok köy gibi bir yerde kalıyoruz aslında baktığınızda. Yani horozlar, tavuklar, direkt köyün içindeyiz. Bayağı köpekler falan da var orada, sokak köpekleri. Büyük bina yok zaten Bali'de. Kolay kolay göremezsiniz öyle büyük binayı. Ubud'un özelinde özellikle. Arkadaşlar bakın, prodüksiyona bakın. Adam motorla geliyor yanıma. Artık bir beğeni, yorum, bir şeyler atın ya. Uğraşıyoruz. Her videoyu daha da kaliteli hale getiriyoruz. Bak adam film çekiyor orada ya. Önüme geldi tek elle falan. Bunlar önemli, değerli şeyler. Biz size... Arkadaşlar bu şartlarda devam ediyoruz. Umarım da... Şimdi arkamı göremediğim için arkama geçti Sezer abi. Onu şekilde. Her yerde bir tapınak görmek mümkün. Pardon, burada mümkün. Sağlamak var. Solda heykelleri yok. Çok güzel. Çamaşırhaneye geldik. Burası bizim yer. Her gün 8 ile 9 arası çalışıyor. Hem ütü yapılıyor burada arkada, hem de çamaşır veriyor. Şimdi burada tartacak. Mesela 2 gün sonrasına 15K yazmışlar. Sen demin 10 dedin. Fiyatlar değişikliği ama gösteriyor burası. Ama 10'la yapanlar var. Evet. Burası bir tık daha pahalı yapıyor ama kaliteli yer burası. Güzel, ben beğeniyorum. Güzel. Gün içinde de 20K, yani yaklaşık 40 TL dediği gibi Metin'in. Biz ona vereceğiz. Versin bize. Hi brother. Tahmin alalım. Tahmin mi? Evet. Burası 1.7. Ben bakabilir miyim? Tabii. 1.950. Siktir Allah git. Allah. Aa, küfür etmedik değil mi? Kardeşim neymişsin, tartı gibi adamsın ya. Nokta dışı. One day. Ne yaptın oğlum sen? 1.950. Görünüm. Biz esnaf. Metin. M.A. Esnaflık var abi. Böyle zeytin. Zeytin tartma falan. İki var ya, evet doğru. Bu şekilde bir sistemleri var. Şaşırmıştım ilk gördüğümde. Metin. Eşyalar kaybolmasın diye. Where are you from bro? Yes. Where are you from? Are you from? Chamber. Chamber. Bali. No, no. Chamber. Chamber. Another island. Çevedimi. Ben anlamış gibi yapıyorum. Genelde böyle anlamadığımı ikinci kez tekrarlıyorum ki onu kabul ettiğimi göstermek amacıyla. Yoksa İngilizcesi zayıf olduğunu anladığım birine biraz daha zorlayınca kendini streste hissediyor. O yüzden hissettirmemek gerekiyor. Ben de söylediği yeri bilmiyorum mesela. Biliyormuş gibi yapıyorum ki ikimiz de rahatlayalım diye. Bunlar aslında bir iletişim teknikleriyle ilgisi var. Birbirimizi kandırmayla ilgisi aslında biraz da ama. Böyle bir şeyler yapıyoruz kardeşimle. Tutulacak fiyat da burada yazıyor. Mesela 38.900 rupi. Yaklaşık 76-77 lira falan yapıyor. Matematik iyi abi, sayılar karışıyor. Bir oraya bir buraya gidince ama Bali'ye adapte olduk şu anda. Olduk, her şeyi 2 ile çarptığınızda TL'ye rakamı çıkıyor aslında. Dolar için de her şeyi 15'e ne alıyoruz? Dolar böleceğiz. 15.4'e böleceğiz aynı. Okay bro, tomorrow see you. See you canım, al kardeşim. Yola devam mı? Yola devam, güneş de açtı. Ben çok sıcaktan tişörtü de çıkardım. Evet, iyi yaptın aslında da yakar. Arkadaşlar selam, şu anda benzinliğe geldik, yakıt alacağız. Burada fiyatlar birazcık farklı. Şöyle göstereyim. Burası motorların aldığı ucuz bölüm. Arada 1000 rupi fark ediyor, yani 2 lira bir fark olacak. Burası arabaların aldığı bölüm. Rupi dediğim gibi daha pahalı. Litre fiyatı olarak da... Ne olmuş abi litre fiyatı? Litre fiyatı... 13.200. Nerede yazıyor? Şu RP yazıyor ya abi. Dönen sayının altında bak, şu en altta. 13.200. Ha, 13.200 mü? Evet, 26-27 lira. Mezver. Together. Azaldı seninki. Al, ben doldu anladım. Mu seninkisi bir baksana. Numara tek seferde yapamadım ya. Gergin biraz, fark ettin mi? Full. Fermata full. Abi niye? Birlikte almıştık abi. Bakalım hangimiz daha çok yaktı. Bence sen daha çok yaktın. Ben bir fazla gittim geldim çünkü bence. Seninkisi 55 olacak. Senin 45 miydi? Aha. Benimkisi 50 olur abi. Oha. Sen yedin parayı ya. Bitirdin bizi ya. Abi işte. Abi durmadan gaza basıyor. Oradan buraya, oradan oraya giriyor. Mahvetti bizi. Yani 220 liraya şu anda her şeyi fullledik arkadaşlar. Bakalım bir dahaki benzinlikte kim daha çok yakacak. Ama genelde ben daha fazla yakacağım gibi duruyor ya. Neredeyse vardık arkadaşlar. Bir dakikalık yolumuz kaldı. Ana vardı oraya, bizi bekliyor. Cantalampo şelaleleri. Giriş ne kadar göreceğiz? Ya 1 ya 2 dolar diye hatırlıyorum ben. Cantalampo'ya. Girişin hemen yeri burada. Parking alanı var. Bedava park edebiliyorsunuz. Parka para almıyorlar. Hi.
Parking de bedava olması güzel bayağı. Ben ilk defa gördüm. Genelde 2000, 5000 topluyorlar. Evet. Burası çok turistik bir yer olduğu için muhtemelen insanların algılarıyla oynamak istemiyorlar. Girişte para alacaklar. Büyük ihtimalle ya 1 ya 2 dolar da öyle hatırlıyorum. Göreceğiz. Dağıldım. Uzun bir yol oldu. Normalde 30 dakikalık bir yoldu. Hello. Nice to see you again. How are you? I'm very good. What happened? Bugünümüz de geldi. Hello. Hello. Welcome. So how are you? How was... Are you recording? Yeah, we are recording right now. We are going to Cantalampo Waterfall. How was your days? Super, super. I was a bit exhausted. Exhausted? Yeah. Why? I'm hanging out like a fatigue. You've been in Canggu? Yeah. And then? How you were always in Canggu? Yeah. Okay. We were in always in Ubud. What? We were in always in Ubud. From our meeting, you already moved to Ubud and you are here. Yeah. Exactly. Okay. Like since 4-5 days. Yeah, we were together 5 days ago something, yeah? Abi ne diyorsunuz? What do you say? Wow. Scary? Yaba daba du. Giriş burada. Herhangi bir ücret hala almadılar. Benim o şaşırtıyor beni. Burada bir tuvalet var. Tuvalete girelim ya. Benim yok abi tuvaletim ya. For the men? Yeah, for the men. You gonna go toilet? Ladies. Tuvalet. Hadi abi tuvalet. Gösterelim tuvaletleri de. Buraların tuvaletlerini de göstermiş olalım. Böyle. Bunlarda tuvalet musluğu olması çok güzel bir şey. Biraz böyle fışkırtmalı ama yine de güzel. Zaten pisuvarlar falan da var. Sadece burada artık kapatabiliriz. Arkadaşlar şelaleye girmeden önce burada bir kayıt oluşturacağız. Daha sonrasında bir ödeme yapacağız. Name, surname and signature, right? How much for each? 20,000. 20,000, 40 lira. Have two more friends. Yeah, you can put three. Three. Okay. And signature, no? No. Okay, it's... You get downstairs. Yeah. Downstairs. Okay. Abi ben senin yerine de imzaladım. Yani senin yerine değil, üçümüzün yerine toplam bir 3 kişi giriyoruz dedim. Para vermiyor musun? Parayı aşağıda veriyormuşuz. 20.000 20.000 rupi. 40 lira. 40 lira. Yani burada zaten şelalelere giriş genelde ya 1 dolar ya 1,5 dolar ya 2 dolar ya 1,33. Öyle değişiyor. Arkadaşlar maksimum 4 ya da 5 saat uyuyorum yani. 6. saatte ben kalkıyor. Vücut kendiliğinden kalkıyor. Alarm kuruyorum mesela 10'da. Ama ben kalkıyorum 8'de. Çok enteresan bir biyolojik saatim oluşmaya başladı. Hayat kaçırıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü etrafta çok şey var ya. Evet. Onun etkisi var. Let's go. So do you like waterfalls? Actually I've seen just one here. Which one? In the hotel, in one hotel. So I don't know the name of it. And it was in Canggu. Yeah. Okay. No, not in Canggu, in Ubud. In Ubud. Yeah. You were here before. Yeah. Okay. For 3 days. 3 days. Yeah. When did you come? I don't remember, to be honest, the days. Like maybe 10 days ago, maybe. What happened here? What? I'm so clumsy. You know. Clumsy, just. I'm sorry. Hopefully. And a little bit, you know. It's hot, huh? Embarrassed, yeah. Embarrassed? because of clumsy. I'm clumsy too. Yeah? Yeah, I have. Really? Yeah. How often do you know? Too much. Even when I walk here, I can't like fall, you know? Uh-huh. Okay, me too. Sen de öyle misin kardeşim? You are clumsy too? Yeah, I'm big and it's not easy to... Oh, yeah, I'm always cry something. I just can't stop, you know? This video? What? I didn't understand. I cannot stop laughing. Uh-huh, okay. Yeah, like clumsy. Clumsy man, yeah. And what the... No, it's like, you know, I made it like 5 days ago. Do you know this fruit? Jackfruit. No, this one. It smells so bad. It's jackfruit, right? Jackfruit? Where it's... What was the name? Durian. Ah, durian. Oh, okay. It smells so bad. Do you know? I know, I tried it. Actually... You tried all of this fruit? Yeah, I tried durian. What's your favorite fruit? Fruit? Uh-huh. Banana. Banana, to be honest, yeah. Like,
It's so, you know, it's so classic. Classic. I like watermelon. Watermelon. When I was a child, I really loved melons more, you know, and then something just at some moment it turns on to watermelon. So, and I remember from my childhood that always, like, more adult people, they liked more watermelons. Watermelons. You know? Yeah, and I was like, why? And then just this moment, you know, and I switched to watermelons too. Watermelon is best. By the way, have you tried this? Which one? I tried. It's so good. It's my favorite. Your favorite? It's my favorite. No. This one. This one. This is good. This is like a garlic. Oh. Yes. Yes. It looks garlic, but tastes amazing for me. I like it. So sweet. It's good. I ate it today in the taxi going here. You know. I ate a lot of almonds. It's so sweet. It's so sweet. Yeah. Now we're gonna pay. Yeah. Time to pay. Tickets. Mm-hmm. He say like 20 each. Let me. 20. Yeah. Let me give the. I think I have 60. Do you have someone? Can we get 3, please? 3. I miss you. Miss you too. How was your these days? Yeah. Was perfect. We worked a lot. We made videos. You already see some, but we didn't share, which is we did. Last day, we fold the drone, and that's what I know. Yeah, in the forest, then we find, but it wasn't easy because we found one day later. You know, this night we didn't like sleep. Next day or? Yeah, next day morning. Okay. Yeah, next day morning. What do you mean, guys? We talk about how you lost your drone in the forest. Oh, it's fucking bad. Yeah. Actually, you are so lucky, you know, to find it. I remember once I lost my sunglasses, and it was, you know, my first very valuable sunglasses, and I lost it in the river, so I couldn't find it. I cried to the sleep. Thank you. Yeah, for 3 days, maybe. If I don't find my drone, I'm gonna cry also. Karşınızda Pantalompa waterfall. It's not so big like Peganungan. But if we go down, it's gonna be nice, I think, huh? Let's go down. Let's go down from here. Metin, ne diyorsun abi? Beğendin mi? Abi çok kalabalık. Şimdi bu kadar kalabalığın içinde nasıl bir çekim yapacağız? You need locker? Mm-hmm. Or what? Take it back. Maybe we can take with us. No. It's up to you. Take it. Okay. Valla taşıma. Yani bu büyük ihtimal bana girecek gibi duruyor abi. Yok, siz abi, ikiniz sen izlerken. Girmez. Ben de bırakayım onu. Bırakalım abi mümkün mertebe. Bir tane çanta kalsın. Okay, I can put with you as well. Is it enough one bag for this? 5000 rupiye kilit alabiliyorsunuz. Eşyalarınızı bırakmak için. Benim yanımda şuradan bir giyerim bakalım. Terlikler 30.000. Bir yer varsa vereyim mi ben de bir şeyler? Ver kardeşim bence. Bir saniye bekle. Şunu almıyorum hiç. Ben de almayacağım. Nitek elimde mikrofon oldu. It's up to you. Ben benim. Telefonu almadım. Almadın mı? Almadım. Tamam, benimkisi yanımda zaten. İnelim aşağıya bakalım. Neler varmış. Genelde yerliler var, fark ettiniz mi? Evet, çok yerli var. Çok yerli var. Turistten ziyade şaşırttı beni bu. Su soğuk başlamış. Mu onu merak ediyorum abi ya. Efendim? Su soğuk mu onu merak soğuktur ediyorum. Soğuktur abi, dağdan geliyor. Beklediğim kadar soğuk değil. Çok güzel ama. Costa Rica'da bir yer vardı. Pardon, Panama'da. Sıcacık su akıyordu, biliyor musun? Guatemala'da aynı şekilde. Sıcacık su akıyordu arkadaşlar. Bildiğin şey yani. Kükürtlü su akıyordu. İnsanlar onun altına giriyordu. Böyle daha fazla şey bulmak için. Hemen aşağı iniyorsunuz Guatemala videolarını. Orada izliyorsunuz. Çok güzel. Yani benim Güney Amerika videolarını çoğu insan çekmemiştir. Her şeyi detayına kadar anlattım. E tabi zamanında ilgi görmedik ama inşallah onlar da bir gün hak ettiği değeri bulacak. Aa bak çok güzel. Şelalenin altında böyle bir poz verilebilir. Gayet keyifli. Bu arada tehlikeli de. Ben evet. Burada ölen insanların olduğunu düşünmeye başladım yani. Olabilir. Açıkçası. Çünkü şey çok kayıyordu. Kayabilir eğer yosunlandıysa. Bu arada şeye benziyor bak. Bizim Muğla'daki neydi? Kanyonun adı. Grand Canyon diyeceğim de değil.
Lan oğlum neydi adı ya? Yoruma yazsın arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Muğla'daki yer. Muğla'lı biri olarak unuttuğumu söylemeliyim. Dostlarım şu anda drone'u açtık. Drone uçuruyoruz burada. Yandan da bir tane sesli Reels videosu çekeceğim. Hana burada video istedi. Onunkini çekiyor Metin. Ben de burada mikrofonu ayarladım. Şimdi suya ineceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar, Kanta Lampo'yu yaşıyoruz şu anda. Sizlere arka görüntüsünü de veriyoruz. İnanılmaz bir yerdeyiz. Buranın sadece girişi 1.3 dolar. Yani bu güzelliği 1.3 dolara yaşayabiliyorsunuz. Farklı farklı spotları var. 4 tane farklı spot olduğundan dolayı herkes başka bir yere çıkıyor. Başka yerden profil resmi çektiriyor. Yani Bali'ye Ubud'a gelmişken buraya görmeden giderseniz kendinize yazık edersiniz, ayıp edersiniz. Çok güzel bir ortam. Taşların konumlanmasına baksana. Sanki böyle işlenmiş ya. Biri gelmiş buraya demiş ki ben buraya bir şelale yapacağım. Görsel olarak böyle olması gerekiyor. Ağaçlarla bütünleştireceğim demiş. Al sana kanta lampo çıkmış. İşte kurban olduğum yarabbim çok güzel şeylere vesile olmuş. Çok güzel. Mutlaka gelip görün arkadaşlar. Ubud'a elinize kaçırmayın derim. Hepinize sevgiler. Video devam ediyor. Did you like the waterfall? Yes. Did you? Yeah, it was nice actually. You're not going to give it to me? Awful. You like prepared everything? I was thinking to put key, but I put this one. Abi ne bileyim kafamı kaldı ya. It's alright actually. Arkadaşlar şimdi şelaleden çıktık. Çok açız. Harika bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Uzun zamandır yemek istediğim, hayallerini kurduğum, geceleri uykumun kaçtığı bir mekan. Çünkü neyse spoiler vermeyeceğim, gidince göstereceğim detay. Çok 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 istediğim bir yer. O yüzden heyecanlıyım, ağzımın suları akıyor. Şu anda yoldayız, yaklaşık bir 25 dakika sürecek. Şimdi şöyle birkaç görüntü almak istiyorum. Yani farklı hissetmek, böyle sokaklarda motor kullanmak bana birazcık farklı hissettiriyor. Çünkü alışılagelmişin dışında oluyor benim için. Sessiz, gürültüsüz, sıcak değil, soğuk değil. Yani çok enteresan hissettiriyor. 28 dakikalık bir yolumuz var arkadaşlar. Kapadokya'ya gidiyoruz. Murat abinin yeri Onak Travel. Bali Adası turları olarak düzenlerler. Aytan'ın da ortağıdır. Onlarla beraber Bali'ye gelebilirsiniz. Yarın bir gün ben de Bali turu düzenleyebilirim ama emin değilim. Şu anda Tayland turumuz doldu. 4-11 Mayıs. Kimseye söz vermeyin. Her şeyi iptal edin. Çünkü benimle Bali'ye geliyorsunuz. 7 gece 8 gün boyunca beraberiz. Neler yapacağız? Önce ilk 2 gün Seminyak'tayız. Beach Club'lara gideceğiz. Burada tapınakları ziyaret edeceğiz. Daha sonrasında Bakir Adaları'na gideceğiz. Nusa Penida ve Lembongan Adaları'na arkadaşlar. Orada şnorkel yapacağız. Vatoz balıklarıyla yüzeceğiz. Turkuazlara kendimizi atacağız. Deli gibi fotoğraflar, videolar çekeceğiz. Yanımda Metin var çünkü drone'uyla şov yapıyor, sizlere göreceksiniz. Daha sonrasında nereye gidiyoruz? Ubud'a. Buranın en fazla doğasının güzel olduğu yer. Bir ay boyunca da orada yaşadım. İnanılmaz bir şelale bizi bekliyor. Leke leke şelalesi. Maymunlarla beraber zaman geçireceğiz. Beach Club'ına gideceğiz. Pirinç tarlalarını ziyaret edeceğiz. O salıncak var ya, kadınlar çok seviyor. Onları ziyaret edeceğiz. Daha nicesi, ATV'si, rafting'i. Bitmeyecek ya. 7 gün boyunca diyeceksin ki ya keşke hiç bitmeseydi. O yüzden ne yapıyorsun? Aşağıdaki detayları güzelce okuyorsun. Onak Travel aracılığıyla TÜRSAP numaramızı da aşağıya bırakıyorum. Profilimdeki formu detaylıca okuyup sadece 20 kişinin katılabileceği bir tur düzenliyoruz. Bilginize elinizi hızlı tutun. Çünkü Tayland turu 4 günde doldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bali'den sevgiler. Yani 2 günde doldu öyle söyleyeyim. Teşekkürler ilginize de. Şimdi günlerdir Türk yemeği yemiyorduk. Tam zamanı diye düşünüyorum. Değil mi Mete? Abi ben ondan bahsettim birazcık. Geceleri uykum kaçıyordu. Yani Instagram videosunda Türk yemekleri görünce. Şu anda çok heyecanlıyım. Lan bu arada gördün mü köpeği? Görmedim abi. Çok tatlıydı. Heyecanlısın. Çok heyecanlıyım, çok açım. Kız da tam tersi, hiç heyecanlı değil çünkü dedi ki biz Endonezya yemeği yedim. Ya dedim, yani ne anlatıyorsun bize? Komik komik konuşma Allah aşkına. Anlatma şöyle şey. Yani onu da kalbini kırmak istemiyorum. Hani buraya kadar geldi bizim için de. Yani gezdiriyoruz. Abi şey işte. Dedin ya, istersen seni oraya bırakalım biz Türk yemeğine gidelim. Orada sanki biraz kırılmış olabilir. Kırıldı, o yüzden toparladım. Baktım yüzü bozuldu. Dedim şaka yapıyorum. Tabii ki de böyle bir şey yok. Gelecek bizimle isterse. Ama istemiyorsa da ben zorlamak istemiyorum. Mesela ben onunla zorla Endonezya yemek istemiyorum. O da benimle Türk yemeği yemek zorunda değil. Aslında olay bu. İlişkiler böyle yürümeli. Yani ben onu zorlamamalıyım. O beni zorlamamalı. Biri de uyum sağlamalı. Ama ben de bu yaştan sonra uyum sağlamak istemiyorum. Sağ mı? Sağ.
Abi ilişkiler hakkında bir şeyler söylüyordun insanlar. İlişkiler hakkında. Ya bence ilişkiler konusunda çok karmaşıklığa gerek yok. Kim ne istiyorsa onu yaşasın abi. Yani isteyen İndonezya yemeği yesin, isteyen Tayland yemeği yesin. Ben biri için değişmek istemiyorum. Yani ben bugün canım Türk yemeği istiyorsa biri bana gel şurası güzel oraya gidelim dediğinde ben gitmek istemiyorum ama benim canım onu istiyor. Zaten bizim günümüzdeki ilişkilerde kadın böyle bir baskılıyor. Erkek öbür taraftan baskılıyor. Diyor ki öyle giymeyeceksin, böyle giyeceksin. Kadın diyor ki sen vay efendim tek başına spor salonuna gidemezsin. Sonra bir bakıyorsun ki o ilişkiler çerçöp olmuş. Sadece çocuk için devam eden aileleri biliyorum. Yani olmayın böyle. Herkes kendi rahatına baksın ya. Kasmayın kendinizi bence. Evet abi, özgürlüklerini birazcık kısıtlıyorlar. Mutsuzluk olarak geri dönüyor. Mutsuz olunca da insanlar birbirlerine tahammül edemiyorlar. Halbuki birazcık özgürlük tanısalar, evet, saygı çerçevesi içerisinde güzel ilişkiler yaşayabilirler. Çok daha mantıklı olacak. Söylemek yani istediğin başka bir şey yoksa? Canın sağ olsun. Bak, mercimek çorbası. Neredeyiz? Kapadokya'dayız arkadaşlar. Murat abinin yeri. Buraya geldiğinizde mutlaka Ubud'da uğrayın. Bak, o kadar güzel mercimek. Ya var ya, şunu özlemek demek, memleket demek. Çok iyi abi. Çorba çok güzel. Salata, nar ekşili, zeytinyağlı. Metin nasıl keyifler? Abi gerçekten çok iyi hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Yani bu lezzeti burada yakalamak da çok kolay değil açıkçası. Ben birkaç kere denedim farklı Türk restoranları. Hı hı. Yani çok aynı lezzet yakın değil ama çorba olsun. Mezeler, ekmek şimdi gözleme, falan, ekmek falan abi sürpriz ya. Lavaşa baksana, nasıl şişmanlamayacağız? Bugün bu diyete ara veriyorum, benim adıma söylüyorum. Tamam, abartma. Yiyeceğim, yiyeceğim abi. Bak şimdi gözleme, at bakalım ağzı. Can I bite? I really want. No, it's my first. Okay, vermedi, görüyorsun. Elin oğlu vermez işte. Ama biz verirdik. Değil mi kardeşim? It's still very hot for me. For her. Abi sen beni çek, boş. Let's see if you want. Oha, çok iyi. Çok iyi değil mi? Oğlum sanırsın köy bazlaması yiyorum okay, ya. Okay, you can get, baby, you know what? You it's very quality. I'm not kidding. Like, very good actually. Oğlum çok iyi lan. Çorbayı alsana şundan, yesene. Ben hemen bir deneyeyim abi. Before you, we finish. Oğlum sanki annem yapmış böyle. Açmış hamur. O da çok başarılı. Abi çok başarılı bu ya. Gözleme. Çorba çok iyi. Sana bir şey söyleyeyim, dürüst olayım mı? Hiç böyle beklemiyordum. Çünkü yurt dışındaki Türklerin çoğunun restoranında o lezzeti bulamıyoruz biz. Ama ellerinize sağlık, çok güzel ya. Anne eli değmiş gibi abi. Vallahi gerçekten. Abi oğlum çorba falan çok iyi. Taneler böyle. Baksana, baharatlar falan. Pol biber geliyor oğlum böyle. Yani daha ne istiyorsun? Sen yine acıdan çok abi. Şey abi yapma istersen geçen gün. Girerken sıkıntı yoktu. Çıkarken hakikaten hani o bu laf nereden geliyor dedirttiğini öğretti bana oğlum. Bak, yabancı misafirler de geldi yurt dışından. Türk yemeklerine bayılıyorlar arkadaşlar. Nasıl bayılmasınlar? It's so beautiful ya. Say something like say sing a song because you eat gözleme. Last Christmas. İndirdiğine taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. To be honest, I tried. Bak, turşumuz geldi, kornişon turşumuz geldi. Kız da çok tatlıymış çalışan. Kütür kütür. Kütür kütür. Kütür kütür. Tür. Abi çok mutluyum, ben kamerayı kapatıp yemeğe devam etmek istiyorum. Allah'ın sana da yedireyim oğlum.